Ben Bedir Yılmaz. Gaziantep Nurdağ Safçayözü Mahallesi'nde yaşıyorum. Deprem gecesi evimdeydim Safçagözü'nde. O gece zaten içimde bir sıkıntı vardı. O gün gündüz de kar yağmıştı. Yani bir şeyler olacak gibi bir sıkıntı vardı içimde. Bizim çocuk da zaten rahatsızdı. O gün hiç gece uyumadık. En son saat 3.30'da bir dışarı çıktım. Dışarıda baktım yine kar devam ediyordu. İçeri girdim, telefonu şarjdaydı. Saat 3.30 gibiydi işte. Kapattım, başımı yastığa koydum. Yine sağa sola sanki 10 saniye geçmiş gibi. Sanırım öyle hissettim. Bir sallama oldu. Benim her zaman bizim buralarda deprem çok oluyordu. Alışkındık yani. Dedim geçti. Ama ikinci de bir vurunca benim bu farklı. Hemen çocukların üstüne kapandım. Kaldırdım yanlara. Yatağın üzerine durduk. Yatağın üzerine bile duramıyoruz. O kadar şiddetli vuruyor ki hem alttan hem duvarları patlatıyor. Durmasını bekledik. Duracak gibi değil. Çocukları aldım. Dışarı çıktık. Zaten çıktığımızda bizim evin üst tarafı, merdiven dairesi hepsi yerdeydi. Yani çıktıktan sonra yani bizim bahçenin önünde bir ağaç vardı. Yani onun yanına sığınmaya çalıştık. Orada bile duramıyorduk. Yani ayakta duramıyorduk. Sonra dışarı çıktığımızda işte çığlıklar, bağırıklar gökyüzüne çıkıyordu. Ben de bağırdım. Yani içeride kalan, zor durumda olan, sesimizi duyan dedik dışarı çıksın, canını kurtarsın diye. Yani bağırıyorduk. Meydanda bile, boş meydanda bile duramıyorduk. Yani o kadar ki şiddetli sallanıyordu. Daha sonra sağdan soldan abim gel, babam gel. Yani kurtulanlar çıkıp geldi. Bir araya gelmeye çalıştık. Ateş yaktık. Yani daha sonra karanlıktı. Sanki o gün gündüz olmadı, sabah olmadı ya. Habire sallandık. Karşıda bizim komşunun evi var. Üstlerine yıkılmış, ölmüşler. Gidip oraya bile yardım edemedik. Aynı bir kıyamet günü gibi ya. Yani hiç zor. Yapacak bir şey yok, Allah'ın bugününe şükür. Yani zor bir gün yaşadık. Daha sonra çocuklara işte moral verdik yanımızda. Korkmayın. İşte duracak, şimdi duracak. Teselli etmeye başladık. Yani insanlar, mahalledeki insanlar bir yere gelince cesaret bulduk birbirimizden. Daha sonra hava aydınlayınca dışarı çıktık. Yani evler yıkılmıştı. Altında çok insan vardı. Yardım edebildiğimizi ettik. Edemediğimizde zaten insan gücünden yapılacak hiçbir şey yoktu. Çünkü koca ev insanın başına gelmiş ev yani. Ne yapabilirsin ki? Yani bunun kepçe bile geldi, ufak kepçeler kaldıramıyor. Alttaki insanın durumunu bilmiyor. Yani daha sonra geldiler işte. Hava aydınlandıkça yardım da geldi. İnsanlar kurtulabilen kurtuldu. Ölen de zaten Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yoktu yani elimizde, ancak bazı yerde baktık seyrettik yani gücümüz yetmiyordu. Yani çaresizdik. Yani o gün gerçekten de herkes çaresizdi. Ne yapalım işte bugün. Buna şükür ya. Çıktıktan sonra zaten hiç her yer yıkılmıştı. Tek bir tane abim yine çatısı vardı. O da ufaktı. Yani ailemizi oraya şey yapabildik. Sığınabildik. Yani şiddetli kar yağıyordu. Soğuktu. Dışarıda da bir sağlam arabamız kalmıştı. Çocukları ona yerleştirdik. Çatının altına hemen sığındık. Erkekler olarak. Bir soba moba ateş ayarladık kovanın içinde. Yani orada hava aydınlayana kadar, yağmur kar durana kadar sığınmaya çalıştık yani. Ondan sonra gün ışınlayıncaya kadar orada sığındık yani. Evlerde, yani evlere girilmesi imkansız, meydanda bile duramıyorduk yani. O der ki büyük bir deprem oluyordu.
Yani öyle oldu yani. Hava aydınlayınca birbirimizi gördük, etrafı gördük. Anca öyle oldu. Yani aynı şaşkın gibi de herkes. Ben Hazine Özdinç, Sakçagözü Mahallesi'nde yaşıyoruz. Deprem anında uyuyorduk. Uyandığımızda bir güpürtü oldu, kalktık, yerler sallanmaya başladı. Televizyon üstümüze geldi, topraklar üstümüze düştü, beton parçaları üstümüze düştü. Sonra geldi kendimizi merdivenlerden aşağı attık. Çıktık yine komşularımızın evleri hepsi yıkılmış. Bizim evde bir şey yok, sadece betonlar bitmişti. Aşağı indik, oğlanın evi yıkılmıştı. Ondan sonra amaya çıktık, komşular bar bar bağırıyorlardı. Herkes enkaz altında kalmıştı. Kolu komşuya kaçtık, elimizden bir şey gelmedi. İmkanlarımızdan kurtaramadık. Akrabalarımız da çok öyle oldu. Evlerimiz yıkıldı. İşte sonuçta bu çadırdayız. Depremden sonra çok korktuğumuz için çocukları aldık, dedik ki bu bölgeden çocukların psikolojisi bozulmuştu. Uzaklaşalım, Antep merkeze gittik. Antep merkez buradan daha şeydi yani. Hafif artçı depremler oluyordu ama yani bizim bura kadar, Sakçagözü kadar değildi. Çocukları uzaklaştırdık, oraya gittik. Sonra birkaç gün kaldık. Yani olmadı, dedik ki yeri yurdumuza dönelim, yerimize evimize dönelim. Sonra AFAD zaten bize çadır verdi. Çoluğu çocuğu aldık. Geldik buraya, yerleştik işte. Gördüğünüz gibi bütün konu komşumuz herkese çadır verdi. Allah devlete, millete zavallılık vermesin. Şu anda yaşamımızı bu çadırda sürdürüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Yani bütün komşularımızın, halkımızın bu. Çıktık yine ahırlarımız yıkıldı. Hayvanlarımız altında kaldı. Bir danamız enkaz altında kalıp ölmüştü. Tavuklarımız telef oldu. İnekler, davarlar telef oldu. Akşamın burada toplanıyoruz. Yani çadırdaki bütün herkes, ateş yakıyoruz burada. Muhabbet ediyoruz. Yani birbirimize moral vermeye çalışıyoruz. Burada ya arkadaşlar o deprem anında ne yaşadıklarını herkes ortada konuşuyor. Biz anlatıyoruz, o anlatıyor, bütün arkadaşımız, eşimiz, dostumuz. O gün yani kötü bir gündü. Yani herkes burada birbirinden bir teselli, bir moral bularak akşamleyin bir vakit geçiriyoruz. İşte çayımız oluyor, çay içiyoruz. Yani zaman geçirmeye çalışıyoruz, ne yapalım? Bugüne şükür. En azından bu traktör 1 milyon, 1,5 milyon vardır. İnsanların emekleri, yıllardır çalıştıkları, yaptıkları, didinip evlerin halini görüyorsunuz. Hepsi toprağın altına girdi ya. Yani anlatmakla olmuyor. Gerçekten de kötü bir durumdayız. Allah yar yardımcımız olsun. Çoğu sevdiğimiz arkadaşlar, insanlar, çoğu öldüler. Çoğu yaralı.